Pakiki 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 ile bilgisayarlar zamanı. Pakiki 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 ile bilgisayarlar zamanı. Yavrum neden civcivler gibi yiyorsun? Çok tatlı yiyorlar çünkü. Ama bizim ağzımız onlarınkine göre çok farklı. Anne, ağzımız olmadan biz aç mı kalırız? Tabii yavrum. Hem biz insanlar hem de hayvanlar ağızları olmasaydı yemek yiyemezlerdi. Ağız en önemli organlarımızdan biridir. Ne kadar çok işe yarıyormuşuz. Arkadaşlarına da soralım. Bakalım onlar ağızla ilgili ne diyecekler. Ağzımız olmasaydı ne yapardık biliyor musun? Biliyor musun? Konuşamazdık. Yemek yiyeriz. Ağzımız konuşmak için ağzımız konuşturabilir ve yemek yedirebilir. Bizim için bunlar çok değerli. Esniyoruz, yemek yiyoruz, içiyoruz. Ağzımızla yemek yeriz. Sonra konuşuruz. Daha sonra nefes alırız. Sonra şarkı söyleriz. Hatta ıslık bile çalabiliriz. Yemek yemeyiz. Konuşmak için, ruh sürmek için. Ağzımız konuşmaya yarıyor. Konuşmasak hiç kimse dediklerimizi anlayamaz. Anlamazlarsa biz de ne dediklerini anlayamayız. Başka ne yapabiliriz ağzımızla? İstediğimiz hayvan seslerini çıkarabiliriz. Mesela cik 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 ve hav 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 hav. Ben biliyorsun ben moncuk makarna yedim evde. Moncuk makarna ama 4 metre.
Arkadaşım ne güzel anlattı ağzı. Evet kızım, onunla yemek yiyebildiğimizi, konuşabildiğimizi anlattılar. Epe bildiğimizi de anlattılar anne. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Patiki 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 ile bilgisayarlar zamanı. Patiki 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 ile bilgisayarlar zamanı. Ayağım. Acıyor. Ne oldu yavrucuğum? Ayağım çok sıkıştı. Aa, sen büyüyüp kocaman bir kız olduğun için ayakkabın sana küçük geliyor kızım. Ayaklarımı kullanamayacak mıyım artık? Ayaklarım olmadan ne yaparım ben? Olur mu öyle bir tanem? Ayakların olmadan yürüyemezsin, koşamazsın, zıplayamazsın. İstersen bu konuda bir arkadaşlarına danışalım. Yürümeye, koşmaya, spor yapmaya, koşu bandında koşmaya. Ayaklarım olmasa yüzemem. Ayaklarla böyle yürüyebilirim. Bedenimde onlardan var iki tane. Bacaklar, bacaklar, bacaklar. Duruyorum ben neşeyle üzerinde. Bacaklar, bacaklar, bacaklar. Dizlerim var bacaklarımın üstünde. Bacaklar, bacaklar, bacaklar. İşte kıvrılabiliyor bak ikisi de. Bacaklar, bacaklar, bacaklar. Bacaklar, bacaklar, bacaklar. Bacaklar, bacaklar, bacaklar. Gövdemi taşıyor işte bu bacaklar. Bacaklar, bacaklar, bacaklar. Koşuyorum sayesinde ileriye. Bacaklar, bacaklar, bacaklar. Bacakların ucunda durur bilekler. Bacaklar, bacaklar, bacaklar. İşte onun altında durur ayaklar. Ayaklar, ayaklar, ayaklar. Ayaklar, ayaklar, ayaklar. Ayaklar, ayaklar, ayaklar. Üzerinde mini mini parmaklar. Ayaklar, ayaklar, ayaklar. Parmakların ucunda durur tırnaklar. Ayaklar, ayaklar, ayaklar. Topuğun üzerinde dönebilirim. Ayaklar, ayaklar, ayaklar. Parmak uçlarında yürüyebilirim. Ayaklar, ayaklar, ayaklar. Ayaklar, ayaklar, ayaklar. Ayaklar, ayaklar, ayaklar. Basınca anlıyorum ben üzerine. Ayaklar, ayaklar, ayaklar. Sert mi, yumuşak mı, soğuk mu, sıcak mı? Ayaklar, ayaklar, ayaklar. Zıplayıp koşuyorum. Ayaklarımızı da böyle yaparız. Böyle yaparız. Bacaklarımızı ayaklarla beraber kullanırız. Ayaklarla beraber adım atarız onlarla. Evet, sporda da şöyle. Hop 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 böyle işe yarıyor. Ayakkabılarımızda çoraplarımız kirlenmesin diye ayakkabılarımız kirlensin diye bunları giyiyoruz. Bugün ne çok şey öğrendik değil mi kızım? Evet anneciğim. Meğer ayaklar ne kadar çok işe yarıyormuş. Koşmamızı, yürümemizi, zıplamamızı sağlıyormuş. Hayvanların 4 tane ayağı vardır.
Bizim iki tane ayağımız vardır. Onlar dört tane ayaklarıyla çok hızlı koşabiliyorlar. Biz onlar kadar hızlı koşamıyoruz. Ben ayaklarımı en çok ayakkabı giydiğim için seviyorum. Ayakkabılarımı çok seviyorum çünkü. Patiki 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 ile bilgisayarlar zamanı. Patiki 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 ile bilgisayarlar zamanı. Anne, biz neden başımızı bedenimizin içine sokamıyoruz? Biz de kafamıza şapka takabiliyoruz. Kaplumbağalar da bunu yapamaz işte. Başını kabuğunun içine sokamazsa üşütüp hasta mı olur? Hayır canım, onların yapıları öyle. Anne, neden hemen başını kaçırıyor? Çünkü korkuyor ve kaplumbağalar korktuğu zaman kendilerini böyle savunur. Baş, canlıların vücutlarında en önemli yerlerden biridir. Gel istersen bu konuya birlikte göz atalım. Kafamız beynimizi korumamızı sağlıyor. Beyin mi önemli? Ya ben beyni çok severim. Çünkü bir ateş eder beyin. Bütün herkes bayılır. Bir ateş eder beyin. O bir silah değil mi? Baş hareket ettirmemiz için yarıyor. Beynimizi de kafamızı çalıştırmak için. Onun adı baş baş. Onun adı baş baş. Onun adı baş baş. Onun adı baş. Onun adı baş baş. Onun adı baş baş. Onun adı baş baş. Onun adı baş. Başım boynumun üstünde baş baş. Yuvarlak bir topa benzer baş baş. Gözler, kulaklar ve ağız baş baş. Burun, kaşlar ve de saçlar baş baş. Onun adı baş baş. Onun adı baş baş. Onun adı baş baş. Onun adı baş. Her şeyi o yapıyor. Kafamız olmasaydı çok komik bir şey olurdu. Konuşamazdık. Burnunu nefes alamazdık. Ve de konuşamazdık. Kulaklarımız o zaman olmazdı. Bazı hayvanların başları gerçekten çok ilginç oluyor. Mesela koçların, geyiklerin başında neleri var? Boynuzları var ama benim boynuzlarım yok. Beynimiz olmasaydı hiçbir şeyi düşünemezdik. Başımız ne kadar önemli. Ağzımızı,
gözümüzü, burnumuzu ve kulaklarımızı taşıyor. Yüz yuvarlak, sonra şapka takarız ya da kask. Anne, çok konuştum. Başım ağrıdı. Bir bardak su alabilir miyim? Patiki 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 ile bilgisayarlar zamanı. Patiki 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 ile bilgisayarlar zamanı. Anne, başımı döndüremiyorum. Bir tanem, eğer boynunu çok uzun süre hareketsiz bırakırsan böyle ağrılar girer işte. O yüzden mi ben telefon ve tabletle sadece yarım saat oynayabiliyorum? Evet kızım, boyun çok önemli. Başımızı taşır, sağa sola bakmamızı kolaylaştırır. Daha neler neler. Aa, daha neler neler. Arkadaşlarına soralım bakalım, daha neler neler. Boynum. Boyun olmazsa böyle kalırdın. Hiç yukarı bakardık ama zorla bakardık yukarı. Eğer boynumuz olmasaydı kafamız düşerdi. Boyun olmadan kafamız düşer. Eğer boyun olmazsa dümdüz kalabiliriz. Eğer boyun olmazsa kafamız düşer. Öyle diyorum ben. Boyun mu? Boyunu ben biliyorum. Bir şey sandık tabii. Başın altında işte benim boynum. Dönüyor hem de bir sağa bir sola. İnsan boynu birazcık orta boydur. O yüzden böyle masalara falan yani birkaç şeye yetişebilir. Boynumuz böyle dimdik durmamızı sağlıyor. Sağa sola bakmak için gereklidir. Sağa sola bakamazsak zaten çok yavaş oluruz. Boynumuz işe yarıyor. Almayalım diye böyle kafamızı döndüremeyiz. Sonra
böyle hiç kafamızı kaldırmayız. Hep böyle fotoğraflarda çıkarız. Boyun olmazsa böyle boynumuz böyle kalırdı. Tişörtler hep çenemize kadar önümüze gelirdi. Böyle giyerdik. Boynun çok önemliymiş değil mi? Sahiden de öyleymiş. O olmadan başını kaldırıp yıldızlara bile bakamazsın Pakiki. Vay! Daha neler? Pakiki, Pakiki, Pakiki ile bilgisayarlar zamanı. Pakiki, Pakiki, Pakiki ile bilgisayarlar zamanı. Boycular yarcan, kolunda mercan. Ben sana kurban, oy aman aman. Anne, bu koku ne? Çok güzel kokuyor. Günaydın tatlım. Günaydın anneciğim. Kızımın burnu ne güzel de kokalıyor. Çok güzel burnum var değil mi? Öyle bir tanem. Peki bana burnundan biraz daha bahsetmek ister misin? Önce arkadaşlarıma mı sorsak anneciğim? Ne güzel düşündün. Hadi soralım. Nefes alıyor, nefes almıyor. Burnumuzun tıkanması için işe yarıyor yani. Burnumuzu kestirmeyeceğiz. Nefes almamıza saygı duyuyor. Nefes almaya yarar, bir şey koklamaya yarar. Bunu nefes almak için, burnumuzdaki pisliği almak için bu kadar. Burnumuz koklamaya, nefes almamıza bu güzel havanın tadını çıkarmaya yarar. Burun, 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 burun. Ortasında iki delik var ucunda. Nefes alırız onunla. İşte onun adı burun. İçe çekeriz nefesi, dışa veririz nefesi. İşte burun delikleri. İşte onun adı burun. Burun, 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 burun. Çektiğimiz hava iner soluk burnumuzda. Sonra dolar akciğere, şişer akciğer iyice. Sağlık verir temiz hava, geriye kalan havada. Geri çıkar yukarıya, dışa veririz onu da. Onun adı burun. Tüm çiçekler ve bebekler hepsine de güzel kokar. Çöpler ve kirli çoraplar aman burunları tıkar. Akar burun deliklerden, mendil çıkar yan cebinden. İçindeki minik tüyler korur burnu tozdan kirden. Kaplan, maymun, kuş ve kedi hepsinin var burunları. Balıkların burnu ise işte bu solungaçları. Burun nefes almaya yarıyor. Nefes alamazsak hemen amcacık ölebiliriz de.
Burnumuz nefes almak için. Burnumuz koku almak için. Güzel kokular almak için. Burnu yangın tüpü demek. Çünkü yangın söndürmek için. Biliyor musun? Yangın tüpü vardı. Arkadaşların cevapladı bir tanem. Burun nefes ve koku almamızı sağlayan organımız. Evet anneciğim. Olmasa ne güzel çiçeklerin, ne parfümlerin, ne de senin kokunu alabilirim. Anne, sanki bir şeyler yanıyor. Ay inanmıyorum. Burun muhabbetine dalıp gittik, yumurtayı ocakta unuttum. Patiki patiki patikiyle bilgisayarlar zamanı. Patiki patiki patikiyle bilgisayarlar zamanı.